Baksana sen dilimizi biliyor musun? Ya sen? Leş gibi kokuyorsun. Vay, nasıl anladın? Acaba diyorum beni çözebilir misin? Yoksa kendim yapsam. Kusura bakmayın. Oldu bir kere. Ha işte bu olmadı. Burası neresi böyle? Barclays Brush. Neresi? Kanada topraklarında bir kasaba. Ben de daha kötüsü olmaz diyordum. Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kurşun var mı kurşun? Vay arkası. Kurşunumuz taze bitti. Ama istersen size biraz çay vereyim. Üstelik de çok özel bir çay. Aslına bakarsanız beyefendi, bal gibi de kurşun satıyoruz. Silahınız kaç kalibre? Sen bu işe karışma. Gelen müşteriye ben bakarım. Senin konuşman yasak. Ah ayaksı. Amma da sakarım. Bütün kurşunları tezgahın üstüne düşürdüm. Hoş geldiniz beyefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir kutu mermi istiyorum 45'lik koltum için. Kutusu 1.10 dolar ya da mermi başına 1 peni. Ha, yalnız şu sıra meteliğe kurşun atıyorum. Hesabı sonra kapatsam olur mu acaba? Olmaz. Veresiye yok. Senin kuralların. Anlıyorum sen kurallara karşı gelebilirsin ama ben biraz esnetmeye kalksam ortaklığımız sallantıya giriyor. Kredi açmada esnek davranmakla kanuna bile isteye karşı gelmek arasında dünya kadar fark var. Claude, içki yasağı demek, içki satılmaz demek. Keyfin bilir. Çok teşekkür ederiz Bay Montana Kid.
Ben sana içki yasağını gösteririm. İçkiler bizden. Tezgahın bu tarafındaki herkese viski bedava. Daha fazla saçmalayabilir misin acaba? Ama sen domuz ağırından çıkmış gibi kokan adamlara bedava mermi dağıtırken saçmalamıyorsun, öyle mi dostum? Ne alakası var şimdi? Ben burada ticaret yapıyorum. Ticaret. Dükkandan içeri her girene bedava kurşun dağıt diye. Ticaret mi diyorsun sen? Şu kapıdan çıkınca bu serseriyi bir daha görmeyeceğim. Ay. Hakaret görmeye pek alışık değilim. Fakat... En azından birinizin resimdeki gudubet sınırlarını zorlayan kadın tarafından büyütüldüğünü düşününce merhamet damarım... ...birden kabariverdi. Şimdi hesabıma 3 kutu daha yaz. Ha, bir de havuç. Küçük namussuz. Hey! Biraz bakar mısınız? İçinizde atımı gören oldu mu? Kestane rengidir. Üzerinde çeyene yeri vardı. Şuraya bırakmıştım. İsterseniz önce tanışalım. Atımı gördünüz mü? Bunu söylemeniz yeterli. Başıboş hayvanları Jack toplar. Nalbant'tır. Hemen arkanızda. At bana ait. Üstelik de ağacı içinde. Bana da öyle geldi. Toynağından taç çıkardım. Ha, demek önce çalıyorsun, sonra da acı çektiriyorsun. Hayvan başı boş kalmıştı. Bak, daha azı için adam vurdum. Bence öfkenize hakim olmalısınız. Daha işim bitmedi. Nalı yerinden oynamış. Aha, atıma dokunmayacaksın. Adi bir baş belasına vakit harcayamam. Sen bana ne dedin bakayım? Baş belası dedim. Hayır hayır, ondan önce ne dediğini sordum. Adi mi? Oo, bak şimdi çizgiyi aştın, çok aştın. Hey, dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ha? Ne tür bir erkek başkasını havaya kaldırır ki? Hey, bana bak, dur. Senin ne işin bitmedi koca maymun? Seninle uğraşamam, hadi yoluna. Bana bak. Hemen silahını kap. Seni düelloya davet ediyorum. Biraz önce seni düelloya çağırdım. Hey, ne oldu? Affedersin, içerideki o maymuna söyle. Onu burada düelloya bekliyorum. Jack! Yel değirmeni mi olacak? Yel değirmenim öyle kaldı, gel bakalım. Jack sana karşılık veremeyeceğini söylüyor, silahı yokmuş. Hadi oradan, yalan söylüyor. Hiç de değil, adam demir ustası. Ayrıca haklıymış. Kokuyorsun. O adam benim atımı çaldı. Ona yardım etmeye çalışıyordu. Söyle ona, derhal bir silah bulsun. Gün batarken bu işi bitireceğiz. En azından 2 gün daha atına binmesin diyor. Gün batımında. Arkandan kan sızıyor. Biliyorum. Oh.
Tekrar merhaba. Galiba 36 kalibreli. Yanılıyor muyum? Girmeden önce yakından bakma fırsatım olmadı. Kafamda ne olduğunu görme fırsatın oldu mu? Çünkü buna huysuzluk damarı deniyor. Ne yaptın anne? Anneciğim. Oh. Aslına bakarsan Doktor Agnes Chiffon. Ama istersen anne de diyebilirsin. Tamam canım, nerede? Biraz ağır ol, henüz yaranı kapatmadım evlat. Nerede? Yaran mı? Tam olarak arka kısım. Hayır. Tabancamı ne yaptın? Kurşunu çıkardığın için minnettarım doktor. Ama sana verecek param yok. Kabahat hesaplanan ilk mermiyi her zaman bedavaya çıkarırım. Bu bizde gelenek olmuştur. O yüzden yaranı kapatmama izin verirsen ben de işimi bitiririm. Bana bak, ne yaptın sen? Yarana bakmamı istemiyor muydun? Bir erkeğin mahremiyetini mi bozdun? Bayım, o kısımdaki enfeksiyon yerleşmeden önce izin almaz. No one understand. No wanted man. Cause you live by code, run by the ghosts of the dead. And you gotta keep moving with that price on your head. Tanrı'nın cezası doktor, şu hale bak. Çekil önümden, kurşunu yersin sonra. Çekil. Bakın Bayan Taylor, bu eski yel değirmeninin işletme mekanizmasını toplamak tamirden anlayan biri için bile angarya olur. Kocamı kastediyorsanız kendisi öleli çok oldu. Hayır, ondan söz etmiyorum. Mekanik olarak karmaşık diyorum. Size lazım olan pantolon. Bana pantolon lazım. İzin verir misiniz? İşimiz birazdan biter Bay Montara. Akıl fukarası ortağımın kusuruna bakmayın. Size en iyi İskoç çayımdan bir fincan ikram edebilir miyim? Tabii yanında da nefis yer fıstığı. Bak, seninle orada bir karar almıştık. Ben dokuma işine bakacaktım. Beyler lütfen, bu mevsim hasat toplayacağım. O sivri uçlu parçanın tam şuraya girmesi gerekiyor. Lütfen. Öyle olsun Bayan Taylor, ama ne olduğunu söyleyin ki sipariş fişine yazayım. Hanıma emniyet bir mi lazım, tamam mı? Sanki anlarsın. Evet da. Anlarım. Şimdi hadi pantolon. Sizin için ne tür bir pantolon sipariş edelim Bay Montana? Sipariş mi? Hayır, bana hemen lazım. O kasap pantolonumu kesip biçmiş, hem de bedavaya. Anlıyorum. Ancak biz tüm mallarımızı siparişle getirtiyoruz. Burası nasıl bir dükkan böyle? Sabun stokluyorlar. Sabun ve kutu salyangoz. Hatta dünyanın bütün salyangozları bizdedir. Adamlardan çivi ısmarlıyorsunuz, salyangoz gönderiyorlar. Gerçekten de emniyet filmine ihtiyacın var mı, yoksa çivi falan kullansam da olur mu? Burnunu bile kullansan umurumda olmazdı. Söylentiye bakılırsa sen Montana Kid'misin. Aynen. Amerika'nın adı kötüye çıkmış silahşörleri. Vahşi Bill Hickok, John Wesley Harding ve de Montana Kid. Sen buradaki Montana Kid misin? Dedim ya. 6 kişi öldürdüğün yazılı. Aslında 11. Sen çocuğa benzemiyorsun. Genellikle lakaplar pek doğru çıkmaz. Yaşın 30 vardır, öyle değil mi? Herhalde vardır. Jack'i düelloya davet ettiğinde doğru mu? Gün batımında. Evet, evet. İşte bu. Montana Kid'i izleyeceğiz. Hem de Baptist Brush'ta. Geri ödül koyununu yaktığından beri kasabada böyle bir heyecan yaşanmamıştı. Jack benim tüfeğimi alabilir mi? Çünkü onda bundan yoktu. Dur bakalım, dur. Benimkine ne dersin? Benim tüfeğim hiç kullanılmadı. Siz ne biçim insanlarsınız? Sahiden delirdiniz mi siz? Asıl kararı Jack verecek. Benim çiftem tam ona göre. Bıldırcın avına çıkmıyoruz. Silahlı düello bu. Tabanca lazım. Nereden geldin? Peter Boran. Upsala. Böyle bir parçası olan var mı peki? Bu bir sırıtmaç tabancası, öyle değil mi? Düzen sağlayan, dengeleyici, hatta dul bırakan. Bu kadar yeter. Olur. İçinizde tabancası olan var mı? Bazen kasabadan geçen kovboylar da tabanca ve rom olur, ama onun dışında... Aslına bakarsanız kimse de bundan bulunmaz. Ne diyordun sen? Güzel sağlayan. Yeter dedim. Burada kimse tabancaya ihtiyaç duymaz. Tüfekle avlanır, çifteyle vururuz. Tabancalar ne için kullanılır?
biliyorsunuz. İnsanı öldürmek için. Jack'in tabancasının olmaması senin sorunun, onun değil. Benim asıl sorunum sensin. İyisi mi vuruver gitsin. Yoksa seni mi vursam? Bahanemiz aynı. Benim de silahım yok. Sihirli sözcük bu, öyle mi? Silahsız birini vuramıyorsun. Aha. Bir istisna mı yapsam diyorum. Bak ne diyeceğim. Emniyet pimi. Sana bir tabanca verebilirim ama onarılması gerek. Kabzası kırık, horozu da bozuk. Bana uyar. Karşılığında para da istemem. Sana o tabancayı veririm. Ama bana bir yel değirmeni yapıp çalıştırabilirsen. Neden bu işi kocana yaptırmıyorsun? Tabancayı istiyor musun, istemiyor musun? Hey, baksana, dönmek ister misin? Nasıl becerdin bilmiyorum ama galiba bir kimseyi kaçırdın. Anlaşıldı, anlaşıldı, buraya kadar. Yavaş! Tamam, dur artık. Dur dedim. Yolun kalanında yürüsem daha iyi olacak. Nasıl istersen. Sadece şu tepeyi aşacağız. Sakın o ata bineyim deme. Yürü bakalım yakışıklı. Bu insanların nesi var böyle? Tabancaları yok, doktorları insanın üstünü başını parçalıyorlar. Barlarda çay içiyorlar. Ayrıca şu kadına da susturucu takmalı. Burada kendi kendime konuşmuyorum. Sen de bana ayak uydur, bir şeyler söyle. Hadi. Ne diyorsun bakalım? Sence gerçek bir ülkeye ne kadar uzaktayız? Ha? Ya çok haklısın, doğru. Benim için mutlaka gelecektir. 10 yıldır köpek gibi peşimde. Sınırlar onu durduramaz. İşleri yoluna koyunca onun da icabına bakarız. Öyle mi? Sen de pek o kadar güzel kokmuyorsun doğrusu. Ağzından çürümüş havuç kokusu geliyor da. Tamam, bal gibi kokuyorsun. Tamam, kızma. Atını buraya bağla. Güvende olur. Şurada yatak var. Kapıdaki yağ lambasını yakarsın. Ama o ev çamurdan yapılmış. Kocamla ben 1 yıl boyunca orada kalmıştık. Şu tabanca nerede? O konuyu sabah olunca konuşuruz. Hayır, anlaşma yapmıştık. O tabancayı istiyorum. Hemen, şimdi. Sen 7 aylık falan mı doğdun? Al. Bu ne böyle? Bu tabancayı ne diye sakladın ki? Rahatsızlık verenleri uzak tutmak için. Tabanca yalnızca öldürmede değil, korkutmada da çok işe yarar. Bunun nesinden korksunlar? There was a time when you believed, when everything was springtime green, before you learned that life was mean and nothing's ever what it seems. Baksana, sen oradan emin misin? Burada su var ama biraz derinde. O yüzden bu yel değirmeni mucize olacak. Düşündüm de yel değirmenini buraya yaparsak içme suyunu hem hayvanlara hem de tarlaya taşıyabiliriz. Ben olsam o yel değirmenini bu kuyunun tam tepesine yapardım. Yolu kısaltmış olursun, suyu da istediğin yere gönderirsin. Eve, ağla, tarlaya. Bütün bu boru hattını yapmaya gönüllü müsün? Hayır, daha neler, hayır.
Anlaşmamız yel değirmenini inşa etmekti. O halde bunu yap ve çek git buradan. Fikirlerini kendine sakla. Susturucu lazım kesin. Baksana, bu tabaktaki ne yemeği? Et. Ah, biliyor musun? Senin yanında oturmak hiç de kolay değil. O iğrenç koku nereden geliyor? Beni asmaya çalışmalarından önce yerde sürüklemeyi uygun buldular. Sonra da bir domuz ağalında ağırlamayı düşündüler. Adamın tekini beklerken 3 gün orada kaldım. Hangi adammış o? Başımda bir ödül var. Mason Dixon'ın kuzeyinde başını ödül konanlardan pek fazla haz etmeyen... ...ve o ödül için uzun zamandır uğraşan biri olduğunu herkes bilir. İşte bu serseriler de o adamı bekleyip ödülü onunla paylaşmayı uygun gördüler. Bana eziyet edenlerin bazıları sıkıldı ve gezintiye çıktı. Kalanlarsa adam asmayı bilmediklerinden beni kurumuş bir ağaca astılar. Peki neden senin başına ödül kondu? Ha? Atınla ilgilenen birini mi vurdun? Bilmediğin konularda fikir yürütmemelisin. Güzel bir gün değil mi? Yoksa Jane'in oradan buraya yürüdün de... Evet, erken kalktım da kahvaltıya atladım. Kahvaltı deyince aklıma geldi de... ...bizim hanım bu akşam için seni yemeğe davet etti. Aslına bakarsan kanlı canlı bir Amerikalı silahşörle tanışacak diye... ...içi içine sığmıyor. Yemekte onun içindekini yemeyeceğiz değil mi? Hayır, fakat herhalde Jane'in aşçılığından bir ders çıkarmışsındır. Saat 6'da diyelim mi? Olur. Bak burada vakit geçirmek için hep bir şeylerin derisini mi yüzersin? Yok canım. Canlı bir kez ölünce hep ölü kalıyor. Sen bunu daha iyi bilirsin. İzin verir misin? İşte bu yara kötü iz bırakacak. Bak sen. Hoş geldiniz Bay Montana. Şöyle tezgahın yanına buyurun lütfen. Belki bir bardak içki ilginizi çeker. Derler ki boyu küçük etkisi büyüktür. Kokusu bile insanın başını döndürür. Bana lazım. Hayır. Bunun içinde afyon var. Hatırlatayım. Birkaç tane yuvarlayın. Ulumaya başlarsınız. Alkollü içki satıyorsun. Bu sadece öksürük şurubu Claude. Bakkallarda yalnız öksürük şurubu satılır. Sersem. Bak. Bana bir tabanca parçası lazım. Horoz kısmı. 44 kalibrelik Colt için olacak. Kurşun da gerek ama çok değil, tamam mı? Tek atış yapmasa bile mucize olur, tamam mı? Adam 44'lükle düello yapacak. İşine bak. Dur bakalım, ne yapıyorsun? Ver şunları, seni uyarıyorum. Ver dedim. Kapa çeneni. O kapıdan çıktığın saniyede... İşe bak ya. Şimdi parmağımı takip et. Pekala, parmağımı sağa doğru takip et. Parmağımı sağa doğru takip et dedim.
parmağımı takip et diyorum. Büyük babam pantolonunuzu dikmekten büyük onur duyacağını söylüyor. Pantolon dikilene kadar onun kıyafetini şimdi giyebilir misiniz? Şimdi sola doğru kaydırıyorum. Hadi gel, gel. İşte böyle. Gel gel hadi. Demir yolu işçileri. Dedemle babaannem onların burada dinlenmelerine izin veriyor. Bu insanlara yiyecek ve barınak sağlamak bizim için onurdur. Ne yazık ki henüz dilinizi konuşamıyorlar. Gel gel gel. Dedem banyo yapmak için bu küveti kullanırsanız büyük onur duyacağını söylüyor. O kadar kötü mü kokuyorum? Sakın bir erkeğin arkasından öyle yaklaşma. Özür dilerim. Dedem size yemek vermemi söyledi. Ben uyuduğunuzu sanıyordum. Dur bak, aç kulağını ufaklık. Yok bir şey. Hepsi geçti, tamam mı? Yüzünü dönebilirsin. Yerişte güzel görünüyor. Bana yeni bir tabak getirebilir misin? Hanımlar. Tek kelime etme. Senin burada ne işin var? Çarşamba günlerinin değişmez daveti. Kavalyem sen olacakmışsın. Aman aman ne güzel. Bu arada bluzuna bayıldım. Kapa çeneni de tatsızlık çıkmasın. Annemin de böyle bir bluzu vardı. Bak başlatma ama şimdi. Ama gerçekten vardı. Hoş geldiniz, buyursanıza. Sen bluz mu giydin? Mutlaka tatlıya da yer bırakın Bay Montana. Beatrice koca bir tabak elmalı turta getirdi. Kimse onun eline su dökemez. Yok canım, abartma. Beth hep böyle alçak gönüllüdür. Barclays Brush'ın gerçek aşçısı kendisidir. Temmuz ayında çilekler olgunlaşınca bir çilekli raven turtası yapar ki uğruna adam öldürürsün. Beatrice. Ya unutmadan bugüne kadar toplam kaç kişiye vurdunuz? Kanadalı gazetesi sayıyı 6 olarak veriyor. Kim bilir ne kadar heyecan vericidir. Dağda bayırda yabani bir yaşam, özgürlüğün mutluluğu, yıldızların altında huzur içinde uyumak. Herhalde her anı macera doludur. İşte vahşi batı. Ama yeter artık. Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. İstersen konuğumuzu rahatsız etmeleri. On bir. Tam olarak 11 kişi öldürdüm. Hepsi de ölmeyi hak etmiş adamlardı. Dördü beni düelloya çağırdı. İkisi tamamen kendini savunmaydı. Ben bu düello olayını çok romantik buluyorum. Hayatım. Adamlardan üçü kağıt oyununda bana hileci demişti. Bir de köpeğini döven bir adama rastlamıştım. Kötüydü. Hayvanın canını çıkarmıştı. Sos alır mısınız? Öldürdüğüm ilk adamsa... Aslında... Öldürdüğüm ilk adam babamdı. Babam... Kara saçlı, kara gözlü, kötü ruhlu biriydi. Adamın tekiyle damgalanmamış bir buzağı yüzünden birbirlerine girdiler. Yumruklaşmalar sonucunda adam babama haddini bildirdi. Fakat adam ayrılırken o yalancı korkak onu sırtından vurdu. Çok acıklı bir hikaye. Ertesi gün onu verandada düelloya davet ettim. Daha ilk atışımda bağırsaklarını deşmiştim.
Şimdi öldürmekten anlamasanız da büyük olasılıkla hepiniz en kötüsünün bağırsak yarası olduğunu bilirsiniz. Çünkü o zaman ölünceye kadar acının her saniyesini bizzat yaşarsınız. Karşınızdaki ağlayıp sızlamalı, inlemeli. Evet, bir saatten sonra ben de bunu yeterli görüp onu vurdum tam buradan. Her şey bitmişti. Artık ölüydü. Bu durumda Jack'le birlikte tam bir düzine olacak. Kimse Jack'i falan vurmayacak. Hayır, vuracağım. Bakın ne diyeceğim. Bu patates için adam öldürürüm. İyi günler beyefendi. Onbaşı ŞT Kent, Fort McNeil Birliği Kuzeybatı Atlı Polisiyim. Bu bey de irtibat subayım ve rehberim Nikavala. Tanıdıklarım bana çift köpek der. Ne olmuş? Kanada'da Majesteleri Hükümeti'nin daimi idare amiri olarak güneybatı topraklarımızın tahsisli kısımlarında rutin teftiş yapıyorum. Teşekkür ederim. Ne olmuş? Yani bu teftişlerin gereği olarak iletilen talimatlar doğrultusunda erkekleri erkek sileri ve kadınlarla evleri kontrol ediyorum efendim. Yani? Ne var ne yok? İyilik. Her şey yolunda mı? Evet. Sorun var mı? Yok. İyi o zaman. İmzalayın lütfen. Bu ne böyle? Teftiş raporu. Kontrolden sonra imzalatırım. Buralı değilsiniz galiba. Amerikalıyım. Siz yine de imzalayın. Oraya adınızı ve soyadınızı yazın lütfen. Hmm. Kaçakçı falan değilsiniz ya. Değilim. Viski taciri? Değilim. At hırsızı? Değilim. Güzel. İyi günler beyefendi. Sahi unutuyordum. Sean. Sean mı? Kanada'da ne kadar kalacaksınız? Bak şimdi o tabancayı ödünç verirsen gün batımında gitmiş olurum. Bu teklifi reddetmek zorundayım beyefendi. Çünkü bu atlı polis kanununun hijyen ve donanımla ilgili 44. maddesinin aleni olarak çiğnenmesi demektir. Sözünü ettiğiniz 45. madde şef. Anladım. Eksik olma Nikavala. Bayan Taylor. Atınızı mutlaka bir yere bağlamalısınız şef. Anladık Nikavala. Bak, teşekkür ederim. Jonathan. Hayır. Olamaz. Hanımefendi. Sean. Çift köpek. Baksana Sean. Mola saati. Dur. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya diyorum. Geliyorum. Sıkı dur. Geldim işte. Ben düşmek istemiyorum. Hayır, düşmenizim ben. Hayır. Yavaşça. İşte böyle. Tuttum seni. Gördüm, düşmedim işte. Bu iyi oyundu. Yoksa kırıldım mı? Bilmem, sanmıyorum. Ne demek sanmıyorum? Baksana ne hale gelmiş. Hmm. Sizin şu toynakçıyı asla vuramayacağımı söylerken silah kullandığım elimi sakat bırakmayı mı planlıyordun yoksa? Ha? Söz verdiğin gibi yardım ediyor olsaydım oradan aşağı düşmezdim.
Sahi senin kocana ne oldu? Ev işlerine yardım ederken onu da kazayla mı öldürdün? Ölümü kaza değildi. Ne? Onun ölümü kaza değildi. Ben bu topraklara bir çiftlik ve aile kurmaya gelmiştim. Ne var ki onun içini bir korku kapladı. Gitti o silahı aldı ve ucuz roman kahramanları gibi belinde silahla dolaşmaya başladı. Bu arada Ayyaş'ın teki olup çıktı. Günün birinde o çiftliği kendi başıma daha kolay kuracağımı fark ettim. Ben de onu vurdum. Kocanı mı vurdun? Evet. Hem de kendi silahıyla. Bağırsaklarını döktüm. Şimdi öldürmekten anlamasan bile, ki çok iyi anladığını biliyorum, en kötüsünün bağırsak yarası olduğunu bilirsin. Ölmesi saatler sürmüştü. Kolay gelsin Larry. Nasılsın Jane? Merhaba Sean. Derse geleceksen bir an önce yola çık. Evet tabii, elbette, orada görüşürüz. Aristo, biz tekrarlarımızdan ibaretiz der. Mükemmellik davranıştan değil, alışkanlıktan. Buna sosyalleşme değil, öğrencilik denir. Ben sosyalleşme değil, toplanma demiştim. Bir de Aristo'nun kim olduğumuza ilişkin yaklaşımı çok farklıdır. Bu insanların biz de kim olduğumuzu anlamak istiyorsak tekrar tekrar yaptıklarımıza bakmalıyız. Aristo her gün tarla sürdüğüne göre Larry çiftçi olmalıdır der. Çiftçi. Evet. Bu sebeple her gün bir şeyler öğreten de öğretmendir. Öğretmen. Aristo bize aynı zamanda insani değerleri de tanımlamıştır. İnsan kendini erdemli görebilir, ancak erdemli davranışlar sergilemezse toplum onu erdemli göremez. Söyleyecek. Peki, diyelim ki bir adam 11 kişiyi vurduğunu ve hepsinde ölmeyi hak ettiğini iddia ediyor. Bahsettiğiniz kişiye göre... Aristo. Evet, Aristo'ya göre bu adam adi bir katil midir? Sen buna ne dedin? Katil. Hayır, ondan önce. Adi dedim. Evet, onu kastettim. İşte bir kez daha çizgiyi aştın. Dışarı gel. Silahsız mı? Ne yapıyorsun? Öksürürken silahsız diyorsun. Duymadın mı sanıyorsun? Şan, bu tartışmaya eklemek istediğin bir şey var mı? Katil. Anlaşıldı, sus, bu kadarı yeter. Şan. Bakın, ben bir takım kurallara göre yaşıyorum. Gerçek erkekler arasında resmiyete dökülmemiş bazı yasalar vardır. Hayatta kalmak için elimden geleni yapmış olmam, o kitapta yazıldığı gibi beni adi bir insan yapmaz. Adi olsan da olmasan da hala bir katilsin ve beni öldürmek istiyorsun. Onun kimseyi öldüreceği yok. Var mı yok mu görürsün. Ona inanıyorum Bayan Taylor. Tabanca çalışınca beni düelloya çağıracak. Buradaki herkesin de gayet iyi bildiği gibi orada hiçbir şansım yok. Beni vurup öldürecek. Ama bunda hiçbir sıra dışı durum yok. Ben de 12 numara olacağım. Gazeteye göre resmi olarak 7 olacaksın. En azından senin asla göremeyeceğin bir yere gideceğimi biliyorum. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Tanrı cezası. Senin içini cam gibi görüyorum. Belinde taşıdığın tabanca kadar düz ve yalınsın. Silahlar ölümü çağırır. Bence sen kendi ölümünü arıyorsun. Ne demek o? Saçmalıyorsun. Tabanca basit bir alet. Ne bileyim, sıradan bir alet işte. İnsan öldürmek için tasarlanmış bir alet. Hayır, önemli olan onunla ne yaptın? Evet, ama adamın teki elinde kürekle dükkana girince... ah, bununla beni öldürebilir demem ki. Seni kürekle de öldürebilir. Kafana indirince ölürsün. Ya da sana saplar. Ama bunu bir taş için bile söyleyebilirsiniz. Kimsenin de taş parçasıyla gezmez. Üstelik taş alet değildir. Siz onu yerlilere söyleyin. Taşları hep alet olarak kullanıyor. Doğru. Taşla adamın suratını dağıtabilirsiniz. Ya da saplarsınız. Hayır. Taşı insana saplayamazsınız. Bunu yerlilere anlat. Yıllardır insanlara taş saplıyorlar. İple ne dersiniz? İple birine vurmak da saplamak da ona bir zarar vermez. O kadar emin olma. Ama iple birini boğabilirsin. İpi insanın gözünün üstüne koyup sertçe sürtebilirsin.
Sana bir şey soracağım. Bu ülkenin mi tamamı deli yoksa sadece bu kasaba mı? Galiba çok şey görüp yaşamışsın. Ha, siz beni buradan postalamaya geldiniz. Şu ana dek kanunları çiğnemediniz. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla hakkınızda tutuklama kararı da yok. O zaman ben kendi işime bakayım. Öte yandan herkesin konuştuğu Jack meselesine gelirsek... ...bu ülkede düello yasası olmadığını biliyorsunuz. Buna cinayet denir. Sakın Bayan Taylor'ı incitmeyin Bay Kate. İyi akşamlar. Cumartesi günü dans partimiz var. Sizi de görmekten mutluluk duyarız. O mavi elbisenizi giyme şansınız da olur. Bunu hatırlayabilmen bile çok hoş canım. Doğrusu. Unutulacak bir elbise değil. Çok naziksiniz onbaşı. Partiye mutlaka gelmeye çalışacağım. Güzel. Sen ne dersin Emniyet Pimi? Beyler, dans edebilir misin? Sizi de görmek isteriz. Hepinizi hayal bekliyoruz. Kırıklığına uğrayacaksın ama benim niyetim o güne kadar buradan toz olmak. Evet. Gördün mü? Parti varmış. Sadece soruya cevap verin. Gördünüz hayır, mü onu? Hayır, onu gördünüz hayır, görmedim, mü? Hayır. Köpek dikkatini dağıtmıyor mu? Dağıtıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Yaptım da. Durumu şöyle açıklayayım. Biz aslında iş adamıyız. Kötü adamları yakalıyoruz. Bunun karşılığında da para alıyoruz. O gördüğünüz adam bizim için paha biçilmez ölçüde değerli. Şimdi size bir kez daha soracağım. Bu adamı burada gördünüz mü? Diyor ki biz hiç kimseyi görmedik. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi, hiç kimseyi. Şu kadın görmüş. Gelmiyor. Yapmayın. Gel. 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 Açma. Gel. Gel. Biliyorum, katları yine kuyruğumuzda kokusunu alıyorum. Rotayı çevirmeliyiz. Pekala. Planımız şöyle. Önce doğuya gideceğiz. Sonra da güneye. Katlar mutlaka kokumuzu alacaktır. Ama kuzeybatıdan başlayacak çünkü her zaman öyle yapar. Neden mi? Çünkü aptal ve ne yapacağını önceden belli ediyor. Ayrıca kulağını uçurduğum günden beri duyamıyor. Neden? Hı? İnatçı hayvan! Peki, tamam tamam anladık. Burada biraz daha kalabiliriz ama sana şu kadarını söyleyeyim. Belli ki yaşını başına aldıkça yumuşuyorsun yapışkan. Üstelik de öyle böyle değil yani. Oo, buradaki insanlara artık şaşırmamayı öğrendim ama... Akşam kahvesini damda içeni de ilk kez görüyorum. Aha. Keyfin yerinde mi? Manzara güzelmiş doğrusu. Burada hep güvende olurum. Stewart içince buraya çıkardım. Evet. O kısmı doğruydu. İşler zıvanadan çıkınca merdiveni yukarı çekip beklerdim. Peşimden çıkamayacak kadar sarhoş olurdu.
Aramızdan ayrılmadan aylar öncesinde benim buna değmeyeceğimi söylemişti. Buna ne buyurulur? Beni dövmeye bile değer bulmuyormuş. Jack okulda bir şeyler söyledi ya. Senin hakkında yanılıyor muydu? Gerçekten ölmek mi istiyorsun? Kuzeybatı Atlı Polisi'nin partisinde ne giyilir? Doğrusu bu elbiseyle... Arabanız hazır. Sen de biraz adama benzemişsin. Ama ben uzak doğu renklerine bayılmıştım. Öyle mi? Çok incesin. Karl'dan bu takımı almak için koca bir sandık salyangoz yemem gerekti, biliyor musun? Koltuklarım mı kabarsın, tetikte mi olayım bilemedim. Çok sıkı duruyorsun. Böyle sükseli bir kıyafeti taşımak herkesin harcı değildir. Söyleyin onbaşı, yoksa bana dans pistini göstermeyecek misin? Hemen hiç eskimeyen bir özdeyişi vardır. Sizi getirenle dans edersiniz. O yüzden siz ikiniz lütfen önden buyurun. Biz sonra da konuşuruz. Merhaba Beatrice, merhaba Larry. Nasılsın Jane? Sean. Vay canına, ikiniz de bomba gibisiniz. İkinizi de burada görmek ne güzel. Bu adamı o kütükten ayırmanın başka bir yolu yoktu. Baksana Amerikalı. Demek Turtan'ı da getirdin. Silahlı mısın? Turta sayılır mı? Majestelerinin karakollarında yabancıların silah taşımaları yasalarımıza aykırıdır. Evet, duymuştum. Hop hop hop, fazla bastırmadan. Silahı yok. Ülkemize gelen canilere ne yaparız biliyor musun? Ben bugüne kadar hiç cinayet işlemedim. Kanadalılar kibar insanlar diye düşünürdüm.
Dikkat! Ne var ne yok general? Ne oldu burada? Konuğumuza küçük bir uyarıda bulunduk. Efendim? Uyarı mı? Bu adam hiçbir yasaya karşı gelmedi ki. Bu adam Montana Kid, onbaşı. Kendisine açık bir mesaj verdik. Efendim. Buna izin veremem. Her şey yasalarda yoktur Jonathan. Bazen düzeni sağlamak için kuralları esnetirsin. Bay Lafferty, polis memuru Hughes hakkında şikayette bulunmak isterseniz adınızı seve seve tanık olarak yazarım. Hayır, ama kayıtlara şunu yazabilirsiniz. Kız gibi yumruk atıyor. O halde bu beklenmedik olayı unutabiliriz. Turtayı yerden kaldır hemen. Onbaşı. General. Canınızın. Başkomiserimiz ve onun altındaki tüm polisler adına sizden özür dilerim. Bana yardımın gerekiyor Canınızın. Acaba yerimi alabilir misin? Galiba sevgili bayan Taylor'ı hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü açık hava dans dersinde dizimi fena halde incitmişim. Evet. Elbette. Elbette. Size eşlik etmekten onur duyarım. Kafayı buldum. Hanımefendi. İyi akşamlar Jake. İyi akşamlar. Tabanca tamiri nasıl gidiyor bakalım? İğnen de iyi sıcak. Zamandır bir dans pistinde kendimden geçecek kadar çok eğlendiğimi hatırlamıyorum. Dizinden sakatlanan birine göre fazlasıyla hoplayıp zıplıyorsun. Bu akşam partide sergilediğin tavır çok inceydi. Hatta orada son derece asil davrandım. Unutmadım. Dansta ayağına basmama izin verdiğin için sağ ol. Şimdi şu atla ilgileneyim. Silahsızsın Montana Kid. Jane. Bana bulaşmak istemezsin. Hayır, isterim. Şimdi iyisi mi yelkenlerini indir ve erkek gibi istediğini al. Hmm.
günler Şan. Küçükten mi kurtulmaya çalışıyorsun yoksa evden mi kaçıyorsun? Ondan kaçamayacak kadar aptalım. Elbette kötüyü kastediyorum. Belki bu konuda yardımım dokunabilir. Eksik olma Şan. İşe bak. Şanslı günümmüş. Doğrusu sana minnettar kalırım. İyi günler Şan. İyi günler. İyi günler Şan. İyi günler. Dün gece çok eğlendik. Ama anlaşılan polisler tabancana el koydu. Yazık olmuş. Aslına bakarsan öyle olmadı. Sadece evden çıkarken almayı unutmuşum. Gördün mü? Amerikalı silahşör kasabaya geri geldi işte. Yine çıplak mı? Bunların hepsini kucaklayıp Larry'e götürün. Dinamitleri. İyi güzel de bu adamın kıyafeti nerede? Hala kokuyor. Jack. Doyna iyileşmiş. İyi günler Bayan Alice. İyi günler Jack. Kimliğimiz yaptıklarımızda Şan. Nalban Demir'e şekil verir. Ben yemek hazırladım ve düşündüm de belki benim evde yeriz. Hayır teşekkür ederim, yarın sabah erkenden gideceğim. Belki biraz daha kalabilirsin diyordum. Yanlış düşünmüşsün. Tıpkı buradaki herkes gibi. Bir anlaşma yapmıştık. Hey! Düellonu ancak benim değirmenimi çalıştırdıktan sonra yapabilirsin.
Sebebini söyle bana. Ne bileyim, neden bu işin peşini bırakmıyorsun? Bırakamam da ondan. Çünkü onun peşini bırakırsam... Missouri'de kumar masasında beni hilekarlıkla suçlayan adamlar boşu boşuna ölmüş olmazlar mı? Missouri'deki adamların peşini bıraksaydım... O zaman köpeğini döven adama da ilişmemem gerekirdi. Peki bu sana doğru geliyor mu? Çaresiz köpekler dövülsün mü? O adamın çamur içindeki köpeği dövmesine izin mi verseydim? Duello'ya davet edildiğimde... Wyoming'den hiçbir şekilde sağ salim kurtulamazdım. Ya da Santa Fe'den. İki kez de Arizona'dan. Duello'ya davet edildiğimde oradan basıp gidecek kadar akıllı olsaydım... ...kendimi savunmak için silahımı da kullanmazdım. İki defa. Bunlardan kaçınmanın yolunu bilseydim... ...babamı dümdüz eden o adamı bulup öldürmek varken... ...Şerif'e gidip kanundan yardım istemezdim. Hani babanı sen öldürmüştün? Onu sadece dövdüm. Çenesini dağıttım, burnunu kırdım o kadar. Adi bir hırsıza haddini bildirdim demişti. Buna ne buyurulur? Adiymiş. O kesinlikle adi değildi. O benim babamdı. Onu al bantı vuracağım. Sen ne dersen de... ...benim yolum bu. Böyle yaşıyorum. Beni tanımlayan da yaptıklarım. İş bu belgeyle Şah'ın Rafferty vasiyetini tanzim eder. Atımı da Jane Taylor'a bırakıyorum. Dinamitle bunu mu patlatacaksın? Delirmişsin sen. Birkaç tane daha, tamam mı? Bunlar bana ancak yeter. Birkaç tane daha. Hayır hayır hayır. Bunlar bana yaz. Kıyafet çok yakışmış. Hayır Bayan Adel. Şu an karşımızda Montana Kid duruyor. Tak bakalım şunu beline. Sen de evine git. Fakat neden? Hemen evine git lütfen. Öyle olsun. Hakkını vermeliyim. İyi iş çıkarmışsın. Bundan bir şey olmazdı. Tak şunu beline. Silahı asılırken parmağını horoza sıkıştırma. Ayağını ateş edersin. Kusura bakma ama... ...bana sorarsan bu iş... Ben sana evine gitmeni söylemedim mi? Çocuğa ne bağırıyorsun? Tanrı'nın cezası. Bak sen. Demek havaya girmeye başladın. Güzel. Hadi davran. Beni öldürürsün. Sana davran dedim Jack. Peki Jane ne olacak?
sen kendini düşünecek. Burada herkes bir adamın düelloda ölmesini bekliyor. Hayal kırıklığına uğramasınlar değil mi? O yüzden asıl şu silahını. Asıl şunu. Asıl dedim. Bana doğrult. Horozunu kaldır. Kaldır şu horozu, yoksa ilk atışta beynini havaya uçururum. Çek tetiği. Hadi çek. Çeksene şunu. Çekiyorum. Daha sert çek. Çekiyorum ama sıkışmış. Hayır. Yine mi? Daha dün akşam çalışıyordu. Ne oldu buna? Yoksa tetiği mi kısa geldi? Horozu iyice geriye yasladın mı? Ver şuna bir bakayım. Bazen çevirme dili falan yerinden oynar. O zaman da içine pislik kaçar. Hallettik işte. Yok artık, olamaz. Bu kadar da şanssız olunmaz. İşim daha bitmedi. Kurşun parçalanmış. Lütfen kusuruma bakacağım. Doktor! Ne oldu? Şükürler olsun. Ben de sandım ki... Yani Jake'i vurdun mu? Sen işe yaramaz, duygusuz, iğrenç. Ama Jake... Huysuz adamın teki sen. Bunu nasıl yaparsın? Sadece... Dur, sakin ol. Sadece kazaydı. Kaza mı oldu? Evet. Şükürler olsun. Tabii. Arkamdan kazayla vurulduğuma ne kadar sevindiğimi tahmin bile edemezsin. Dur bakayım. Bu durumda Jake'le ödeştiniz. Yani batı kurallarına göre. Ya, galiba öyle oldu. Galiba mı? Emin değil misin? Beni arkamdan vurdun bir adama. Ne var? Ne oluyor? Silahlı adamlar geldi. Bu kötü işaret. Bu adam kim? Onları tanıyor musun? Ben Cutler, ödül avcısı ve katil. Son derece inatçı hergelenin tekidir. Nasıl oldu da Kanada gazetesi bundan bahsetmedi? Dışarıda 4 adam var. Küçük mü dolar? Onları aklayabilir misin? Kaç ben. Git. Gitmeni istiyorum lütfen. Ne olursun. Pekala, bana 15 dakika verin ve onlara gittiğim yönü söyleyin. Onları peşime takıp uzağa sürükleyeceğim. Evden de dışarı çıkmayın. Doktor. Hadi artık. Çık ortaya. Montana çık. Nereye saklandın? Hangi deliktesin? Çıksana ortaya. Bizi kötülük yapmaya mecbur bırakma. Gerekirse bütün kasabayı yakarız. Sağır mı oldun kocamış katır? Seni çağırdığımı duymadı mı? Hadi gel şuraya. Yalan söylüyorlar. Montana Kit burada Çinli kıyafetine görünmüş. Düşün önüme. İkiniz de yürüyün. Sahiden de buradaymış ben. Buradaki defterde adı yazılı. Anlaşıldı. Artık yalan yok. Nereye saklandı? Hayır. Ne? Hayır. Nereye saklandı? Ben anlamadım. Çıkar şu baklayı artık. Dur, gitme. Bir de lüğün kıması sayın. Bir de mayanlığı.
Biz yalnız işimize bakarız. Bizi maksatlı olarak engellemeye çalışan insanlara merhamet edecek falan değilim. Bu yüzden de Çinli ile başlıyorum. Cevaplar beni tatmin etmezse istediğim cevabı alıncaya kadar bütün ailesini teker teker asarım. Sorum gayet açık. Montana Kid hangi delikte? Sallandır. O sandalyeye kim dokunursa kafasına bir kulak deliği daha açarım. Biraz sakin olun hanımefendi. Adamınız gitti. Günler oluyor. Bence siz de bir an önce geldiğiniz yere dönün. Yalan söylüyor. Çinliyi sallandırın. Durun! Dört kişi saydım ben. Çatışma mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu ha? Madem öyle bu kasabayı kana bulayacağım. İş bitsin. Doktor Jane ve diğerleri. Silahlarınızı indirin. Onlara teslim olamayız. Daha fazla insan ölmeyecek. Kimse ateş etmesin. Sizinle geliyorum. Gitmene izin veremeyiz Şahan. Verebilirsiniz. Uzun zamandır kaçıyorum. Kendi adıma yeterince kan gördüm. Adamlarına söyle ben. Bu iş bitsin. Ateş açılmasın. Sizinle geleceğim. Tuzak bu. Şu Çinli'yi indirin. Doktor? Bilmiyorum Jane. Gitmek isteyen kendi. Açın kulaklarınızı. Üç dediğimde herkes silahını indirecek. Bir. İki. Hayır, 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 hayır. Üç. Durun! Ateşi kesin! Durun! Hop! Hop 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 hop! Yapmayın! Ateşi kesin dedim size! Ateşi kesin! Yapmayın! Ateş etmeyin! Saydım ben! Üçe kadar saydım! Hey hey hey! Hop 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 hop! Durun ama! Sakin ol, sakin ol, sakin ol! Tamam, tamam şimdi! Bekliyorsun, arkasından dolan. Hayır, aksi. Sean! Özür dilerim. Ah!
Sakın yaklaşma. Yeter. Dur orada. Bak, bugün kimseyi öldürmeyeyim diye olağanüstü bir çaba harcadım. Bunu uzun zamandır yapıyoruz ben. 10 yıldan uzun bir süre. Ben seni kovalıyorum, sen beni kovalıyorsun. Evet, biliyorum. Az farklı kellini ıskalayıp kulağını kopardım. Beni sakat bıraktın. Ha evet, biliyorum, kusura bakma. Olan olmuş, giden gitmiş, ne diyeyim. Ama onu öldürürsen bu defa kesinlikle ıskalamam. Üstelik iş o noktaya varmasın istiyorum. Bak, ben aslında bir süredir değişmeye çalışıyorum. Ne bileyim, bir zamanlar olduğum kişi olmamaya çalışıyorum artık. Şu anda olduğumdan daha iyi biri olmak istiyorum. Anlasana. Ne dedin? Hadi boş ver. Karışık bir konu. Sana gelince, o tetiği çekersen buna pişman olursun. Birini öldürmenin altından kalkamazsın. İçini yer bitirir. Ta ki hayatındaki her şeyden nefret edinceye kadar. Buna ben de dahilim. Bunun yüküyle yaşayamam. Bırak şu silahı. Zaten kurşun harcamaya değmezdin. Daha fazla değecek birini bulamazdın. Dur bakalım. Şey, o anlamda söylemedim. Ben şey anlamda... Fakat onun aksine sen tam 4000 papelsin. Ölü ya da diri. Bu kez işimi sağlama alıp... ölünü götüreceğim. Nereden geldi şimdi bu? Şimdi ödeşmiş sayılıyor muyuz? Evet. Artık ödeştik sayılır. Güzel. Şimdi her neremdeyse şu mermi parçalarını çıkar. Kava etinde. Neyse işte, yürü hadi. Düello bitti mi? Düelloyu yaptınız mı? Olacağı buydu. Kaçırdım değil mi? Kaçırdım. Şu işe bak. Alacağınız olsun. Yabancı topraklarda huzursuzluk çıkarmaktan hakkınızda verilen sürgün kararlarını her birinize teslim ediyorum. Ne kararı dedin? Sizin gibi serserileri sınır dışına çıkarmaktan memnuniyet duyacağım. İlle buraya dönmeyi düşünürseniz majestelerinin kodeslerini yakından göreceksiniz. O da ne demek öyle? Kapa çeneni. Siz anladınız mı? Galiba şimdi de toz olman gereken kısma geldik. Pek sayılmaz. Bu kasabadan ayrılmadan önce ödemem gereken bazı borçlarım olduğunu fark ettim. Şimdi... borçlarımın listesi. 9 kurşun, 1 çay fincanı, 1 emniyet pimi, 1 sandık salyangoz, 1 havuç... yıkama ve terzilik hizmetleri...
4 adet nal, çok çirkin bir kadının portresi, bir çuval dolusu yılan. Dur bakayım, bu şey, affedersin, yulaf olacakmış. Dağılmış kurşun parçalarını çıkarma. Benimki bedavaydı ama Jack'inki değilmiş. Son olarak yaklaşık 100 adet kurşun deliğinin doldurulması. Bunlar biraz zaman alır. Hı hı. Bu arada emniyet pimi bu listeye nasıl girdi anlayamadım. Çünkü yel değirmeni senin. Atın yine de benim olabilir mi? Buradaki insanların derdi nedir? Tüy bitti ya. Hadi gel. Özen sağlayan. Dengeleyecek. Hatta dur bırakan. Bu kadar yeter. Özen sağlayan. Dengeleyici. Hatta. Ay, kadın artısı. Daha dün şapkamı kaybettim. Sırada ne var mı? Ben ne yapayım yani? İşe bak, yine kum fırtınası çıktı. İyi görebilsem koyun gibi avlayacağım ama. Hepsi de ölmeyi hak etmiş adam. Oh, cümleyi neredeyse Marslı Aksan bile söyledi. Çünkü bu atlı polis kanununun hijyen ve donanımla ilgili 44. maddesinin aleni olarak çiğnenmesi demektir. Hijyen ve donanım mı, o ne? Tabancayı istiyor musun, istemiyor musun? İyi de benim repliğim neydi? Ama iple birini boğabilirsin. Evet, veya çöle kadar çekersin. Ya da yatağa bağlarsın. Siz hepiniz sapıksınız. Bir yere tıkmalı sizi. Sometimes you feel so alone in the shadows of the ground. Bir türlü çekemedim. Yeteneksiz. Ne dediğini duydun Paul. Benim yolum bu. Ben böyle yaşıyorum. Bu da onun yolu, öyle yaşıyor. Yer ve çıkar. O bir at. Bense erkeğim. Silahım da var, farklı şeyler yaparım. İnsanlar haklarını ben de çıkarırım ama onunki gibi değil. Öyle yukarıdan bırakmam. Bazen altıma lazımlık koyarım, bez bağlarım, dağlara taşlar yaptım bile olur. Avucunu mu kaybettin? Tavşanını mı kaybettin? Thank you.
yaşım.